Merhaba gençler, ben Akif Hoca. Nasılsınız? Kazanım kavramı testlerine devam ediyoruz. 19. testteyiz. Kalıtımla alakalı bir test daha çözeceğiz. Başlayalım o zaman. Elif'in aile bireylerinin kan gruplarını belirlemek oluşturduğu soyacını verilmiş burada. Süper. Buna göre demiş, yeni doğacak kardeşiyle ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi gençler, şuradaki sıfır kan grubunun sıfır sıfır küçük r küçük r olduğunu biliyoruz. Doğal anne babasının da A0 büyük R küçük R. Diğer taraftan da B0 büyük R küçük R olduğunu bizim anlamamızı sağlıyor. Neden öyle? Çünkü şu sıfırı bir tarafa diğer sıfırı da diğer taraftan almıştır. Bu yüzden iki tarafta da sıfır bulunmak zorundadır. Bu tarz sorularda çekinik bireylere hemen yapışacaksın. O sana hemen sırrını verir. Diğer taraftan da küçük R küçük R olduğu için bir tarafa buraya diğerine buraya yazdım. Buradaki AB büyük R küçük R benim bir işime yarıyor mu? Herhangi bir işime yaramıyor. Buradan annesinin ve babasının bu şekilde olduğunu anladım. Evet yola devam şimdi. Diyor ki bana AB raşit pozitif kız kardeşinin olma ihtimali 3 bölü 32'dir. Şimdi önce şuradan başla. AB kan grubu gelme ihtimali nedir? A0 B0'ı çarpmazladığınızda AB kan grubu gelme ihtimali 1 bölü 4'tür çarpı. RH pozitif olma ihtimali nedir diyor. Şu arkadaşları büyük R küçük R büyük R küçük R çarpazlarsan 3 bölü 4 ihtimalle büyük R yani pozitif olabilme ihtimalini bulursun. Çarpı 1 de kız çocuğu istiyorlarmış 1 bölü 2. Bunları çarptığınız zaman 3 bölü 32 sonucunu elde etmiş olduk. Bak ne yaptım? AB olabilme ihtimali 1 bölü 4. Pozitif olabilme ihtimali 3 bölü 4. Çaprazlamaya buradan uzun uzun yapmak istemiyorum. Yaparsınız orayı. Oralara geçtik çünkü. 1 bölü 2'de kız ve erkek olma ihtimali çarptığımız zaman 3 bölü 32'yi çıkıyoruz. 1 doğruymuş. 2 numara A RH negatif erkek kardeşinin olma ihtimali de 1 bölü 32'dir diyor. A olabilme ihtimali A0 B0'ı çarpazladığınızda A gelebilme ihtimali nedir? 1 bölü 4 çarpı. Negatif olabilme ihtimali nedir? 1 bölü 4 de negatif olma ihtimali değil mi? Büyük R küçük R büyük R küçük R çarpmaz da küçük R küçük R gelebilme ihtimali 1 bölü 4'tür. Sonrasında ne diyor? Erkek çocuk olması lazım. 1 bölü 2 de bunu çarpazladığımız zaman çarpazladığında 16, 2, 32. 1 bölü 32 gelmesi lazım ve doğru demiş. Sıfır kan gruplu kız kardeşin olma ihtimali 1 bölü 8'dir. Sıfır kan grubu gelebilme ihtimali 0 5, 0 çarpazladığınızda 1 bölü 4. RH'ı söylememiş zaten. Kız erkek olabilme ihtimali 1 bölü 2'dir. Çarptığımız zaman 1 bölü 8 ihtimali de Sıfır kan gruplu kız kardeşin olma ihtimali vardır. Yani üçü de doğrudur diyoruz. Yola devam. 2 numara diyor ki bize. Aşağıdaki soyacında gösterilen kalıtımlardan hangisi kesinlikle Y kromozomuna bağlı olarak taşınamaz? Çok kolay bir soru. Ne yapacağım? Sadece ve sadece babadan oğluna aktarılan bir özellik olduğu için herhangi bir kız çocuğunda bir özelliği görürsem yakarım. Burada sıkıntı yok. Burada sıkıntı yok. Burada sıkıntı yok. Burada da sıkıntı yok ama burada ne var? Kız çocuğu. Yani Y kromozomu ile alakalı bir özelliğin kız çocuğuna görülebilme şansı sıfır. Doğal olarak yapıştırdım. 3 numaralı soruya. Bu 3 numaralı soru biraz değişik bir soru. Yani sıkıntı çıkartılacak bir sürü yeri var. Ya yani çözmek için çözeyim, anlamak için yani bu böyle yazılmıştır. Yoksa birkaç sıkıntısı var. Söyleyeyim nedir mesela? Fenotipe A'ymış yani üçgen olanlar şu üçgenli kısım bulunanlar A çok güzel. B olanlar yuvarlak olanlar yuvarlak olanlar da B demiş. A ile B yani yuvarlak da üçgeni birlikte verirse A, B kan grubu hiçbir şey vermediği zaman da sıfır kan gruplu oluyormuş. Eyvallah buna göre demiş bir alleller arasındaki baskınlık ilişkisini anlayabiliyor muyuz buradan diyor. Anlamaya çalışalım. Üçgenle şu hiçbir şey olmayan yani üçgenle sıfırı birlikte verdiğini düşünüyoruz. O zaman A demek ki üçgen yani A sıfıra baskınmış. B'de de aynı durum varmış. Burada da şöyle sıkıntı dediğim nokta şurası. Şimdi sıfırı vermiş eyvallah yuvarlağı vermiş üçgeni vermiş sanki böyle. 3 gen özelliği birlikte verilmiş. Böyle bir durum olamaz. 2 en kromozomlu olduğumuz için iki özellik üzerinden değerlendirmemiz lazım. Bu A, B ve 0 yani 0 olmama durumudur aslında burada. Burada bir sıkıntı var. Anlayışlı davranaraktan böyle devam edeyim. Evet bunu anladık. A ile B beraber geldiğinde eş baskın. A tek başına geldiğinde B tek başına geldiğinde 0'a baskın olduğunu görebiliyoruz. Öyle dememiz lazım. 2 numarada ne demiş? A ve B kan gruplu bireylerin olası genotiplerini e, görebiliyorsun. A kan grubu olan genotipinin A, A ve A 0 Yani sıfır olduğunda da kendisi olduğunda da e, olabiliyor. Yani sıfıra baskın olduğunu buradan görüyorsun. Zaten kendi kendine geldiğinde anlıyorsun değil mi? Yani A, A, olduğunu anla. Yani herhangi bir şey vermesine gerek yok. A 0 olduğunda bak sıfır var burada diyor. Üstüne A koyduğum zaman diyor bunun fenotipi A'ymış diyor. Doğal olarak bunu anlıyorum. B'yi de anlayabiliyorum. Kan gruplarında bulunan antikor, antikorlarla ilgili bir şey dememiş. Sadece bununla alakalı üstüne konulmuş olan karbonhidratlarla ilgili bilgi vermiş. Buradan kan gruplarını bulabilirsiniz tarzında bir soru yazmış. Soruyu ben beğenmedim. Bir sürü yeri sıkıntılı, problemli. Anlamak üzerine çözdüm. Bence bir besin değeri olan bir soru da değil. D şıkkında işaretlerim. Cevabı da zaten D'ye vermişler. Yola devam. Şekildeki soy ağacında koyu renkli olanlar kısmi renk körü bireyleri göstermiş. Şunlar yani... X üzeri küçük R Y X üzeri küçük R Y yani koyu renkli olanlar bundandır demiş. Y kromozomunu babadan almış. Demek ki X'i buradan almış bu arkadaşlar. X üzeri büyük R X üzeri küçük R olduğunu anladım. Bu ailede doğacak çocuklar için demiş ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım şimdi. Kız çocuklarının renk körü olma olasılığı %50'dir. Yani çarpmaz diyelim. X üzeri büyük R X üzeri küçük R karşı tarafında X üzeri küçük R Y mi var? Tamam süper. Hemen çaprazlama yaptığımız zaman yapalım şu emirim. X seri büyük R, X seri küçük R bir tanesi. X seri büyük R, Y. X seri küçük R'ler. Ve son olarak da bu. Bizden ne istiyor? Kız çocuklarının renk körü olabilme ihtimali %50. Kız çocukları nerede? Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Biri taşıyıcı, biri renk körü. Şu hasta, doğru mu? Renk körü hastalığı. Bu taşıyıcı. Biz biliyoruz ki taşıyıcılar kesinlikle hasta değillerdi. O zaman ne yapmam lazım? Yarısı hasta, yarısı değil. Okey. Bak kız çocukları dediği için bunu bu şekilde yazmış durumundayım. 2 numara erkek çocukların renk genini taşıma olasılığı yüzde yüzdür. Bakıyorum erkek çocuğu renk genini taşımış mı? Taşımamış. Bak bu arkadaş da var. Bunda renk geni yok. O zaman yanlış. Renk körü erkek çocuğu olma olasılığı %75'tir demiş. Renk körüye bakıyorum erkek çocuğu olabilme ihtimaline bakıyorum ben burada. Renk körü olabilme ihtimali bu mu? Evet bu. Yani bu arkadaşın bunların içerisinde renk körü erkek çocuğu olma olasılığına bakıyorum. Bir bu var değil mi? Diğerleri var mı? Yok. Nedir bu da? 1 bölü 4. Yani %25. Tam tersi olması lazım. Renk körü erkek çocuk olabilme olasılığı %25. %75 değil. Kimi yiyorsunuz? Yapıştırar. 5 numara. Soy bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkle göstermiş. Ne olduğu belli değil burada. Siz biz bunu deneyeceğiz. Ne demiştim bununla alakalı olarak? En kolayı nedir? Y kromozomudur. Y kromozomu hemen bir deneyelim. Şıklardan bakalım bir kolaylığımız var mı? Y kromozomunda taşınır. Bu çekinik veya dominant demiş olması hiçbir anlamı yok. Y kromozomunda taşınır mı? Bakalım taşınmaz. Neden? Gördüğünüz gibi Y kromozomu dişlerde olmaz. O zaman nedir? 4 numara olmaz. 4 numaraya bir çiz. Gitti. 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 Elimde ne kaldı? 1, 2, 1, 2, 3. Demek ki ikisine de 1, 2 ortaksa. Yalnız eneye ya bakacağım. 3. 3 numara oluyorsa C'dir. Olmuyorsa A'dır. 3 numara ne vermiş? X kromozomunda çekinik. Hemen yapıyorum. X'leri küçük A, X'leri küçük A dedim mi? Evet. Bu ne? X'leri küçük A, Y'si var. Y'sini buradan küçük A'sını buradan almış. Sorun yok. Bu tarafa görüyorum. X'leri büyük A, Y'dir. Neden öyle yazdınız hocam? Çünkü hasta değil, içi taralı değil. Büyük A'yı yazdım. Büyük A'yı buraya, küçük A'ları da burada verir. Herhangi bir sorun var mı? Yok. Yani bunlar büyük A'ya küçük A olur. Büyük A'ya küçük A şeklinde olur. Herhangi bir sıkıntısı var mı adamın? Yok. Devam yola. Şu tarafa geliyorum bu kısımda. Nasıl olabilir? X büyük A, X küçük A şeklinde olur. Burası X üzeri küçük A, Y'dir. Küçük A'sını buraya vermiş. Sıkıntı yok. Bu tarafa bakacak olursak iki şekilde de olabilir. Büyük A, büyük A da olabilir. Yüksel küçük A, pardon büyük A, yüksel küçük A da olabilir. Bu da aynı şekilde olabilir. Şu ikisi küçük A küçük A. Küçük A'nın birini babadan almış. Değerini anneden almış. Sorun var mı? Yok. Y kromozom buradan. Büyük A'yı buradan alır. Sorun yok. Buradan küçük A'yı karşıdan. Büyük A'yı da annesinden alır. Herhangi bir sorun var mı? Yok. O zaman 3 numarada gerçekleşmiş diyorum. O zaman 1, 2, 3 yani cevabım C seçeneği olacaktır diyoruz gençler. Bununla alakalı. Diğerlerini de deneyelim mi? Deneyelim. Şuradan bir silgiyi bulalım. Silgimiz nerede bizim? Şurada. Mesela şunları bir siliyorum gençler. Şöyle. Neyi deneyeceğim? Biri de denemek istiyorum buradan. Bir deneyelim bakalım. Silgimiz biraz yavaş. Neyi deniyoruz? Bir de otozomal çekiniği deneyecek. Otozomal çekinik, X'e bağlı çekinikten dediğimiz gibi daha kolay. Ne yapıyorum ben? Otozomal hastalıkları yani şunlara küçük ağları yapıştırıyorum. Burada cinsiyet önemli mi? Cinsiyet önemli değil. Yapıştırdım. Diğerlerine de Büyük A küçük A olabilir mi diye. Küçük A küçük A'ymış. Demek ki bu büyük A küçük A olsun. Birini buradan almış. Bu büyük A küçük A büyük A küçük A. Yani sorun var mı? Sorun dediğim şu bak. Büyük A'yı buradan almış. Küçük A'yı da buradan alabilir. Hiçbir sorun yok. Gel buraya. Burada da aynı şekilde. Büyük A küçük A'ları yazın. Hocam neden büyük A büyük A yazmadınız? Olabilirliğine gidiyorum ben. Yani büyük A büyük A yazarsam elimi bağlamış olurum. Kaldı ki küçük A küçük A olduğu için burası büyük A olamaz. Doğal olarak buna da büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A yazıyorum. Büyük A'yı buradan almış, küçük A karşısından. Bunlar da aynı şekilde. Burada da herhangi bir sorun görünmüyor diyeceğim. Bunun gibi bunun tam tersine de otozomal baskına yazacaksın. Yani burada da içi taralı olmayanlara bu sefer küçük A'lar yazıp, içi taralı olanlara büyük A, küçük A yaptığın zaman bunun da gerçekleştiğini göreceğiz. Geçelim. 6 numaralı sorumuz bize ne demiş? Tavşanlarda Küçük rengi 4 ile bir gen tarafından, alleli bir gen tarafından belirlenir. Bu allellerin baskınlık sıralaması bu şekilde. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş bize. Bakalım gençler. Farklı allel kombinasyonlarında ara renkler ortaya çıkabilir. E çıkmış zaten gördüğün gibi. 1, 2, 3, 4 tane çıkması gerekirken 5 tane çıkmış ara renkler ortaya çıkmış. C allelinin sahip her tavşan koyu gri olur. C sadece C. C tavşan C'ye sahip olan sadece burası var. Diğerlerini vermemiş zaten. O da koyu griymiş. Doğru demiş. Küçük C küçük C genotipli bireyler homozigot resesiftir. Küçük C küçük C burada var. Başka var mı? Başka hiçbir yerde yok. O da neymiş? Albinoymuş. Zaten homozigot başka bir şey var mı? CC demişsin zaten. Başka bir durum yok. C üzeri küçük CH alleli homozigot veya baskın olduğu allellerde açık gridir. Açık griye bakıyorum. C üzeri küçük H ve karşısında başka biri var. C üzeri CH yine aynı şekilde. O zaman açık gri vermiş. Ama burada bir tehlike var. Nedir bu? Bak ne diyor burada? C üzeri CH homozigot durumda olduğunda çilçile oluyormuş. Açık gri olmuyor. Bize ne diyor? Hem homozigot hem heterozigot durumda açık gridir diyor. Hayır çilçile homozigot durumda çıkıyor. Yanlış. C üzeri H alleli homozigot veya baskın olduğu allellerde Kısıtlı noktalı. Kısıtlı noktalı neredesin? Buradasın. Evet. Hem homozigot durumda hem de baskın olduğu durumda kısıtlı noktalı. Başka bir özelliği var mı bunun? C üzeri H'in bulunduğu başka bir yerde başka bir numarada yok değil mi? Direkt olarak homozigot baskın olduğu durum var. Burada baskın değil bak. Burada bulunuyor mu? Baskın değil adam. Diğeri baskın. O yüzden açık gri oluyor. O zaman bu arkadaşta da sıkıntı yok diyorum. Devam. Şunlara da tikimizi atalım. Yola devam. Geldik 7 numaraya. 7 numarada ne diyor? ARH pozitif anne. Ben şuraya yazacağım bunları. Anne dediğimiz ARH pozitifmiş. Tamam. ARH pozitif. Şöyle. Baba var mı? Bir, tabii ki de baba olacak. Baba dediğimizde ne olmuş? BRH negatif. BRH negatif. RH negatif. Şunu haşını varım da sıkıntı olmasın. Birinci çocuk. Birinci çocuk. Birinci çocukları 0 negatif, 0 Rh negatif, İkinci çocukları A negatif. İkinci çocuk A negatif. Şunu R's yazalım unutmayalım. Üçüncü çocuksa AB Rh pozitif. Üçüncü çocuk AB Rh pozitifmiş. Doğru yazdık mı? Evet. Şimdi bununla alakalı bu ailedeki bireylerin kanına sırasıyla A antikoru, B antikoru ve Rh antikoru damlatılıyor verilen çökelmelerde hangisi bu kan grubuna uygun verilmiştir diyor. Mesela anne için verilmiş. Bu kan grubunda sadece B'de bir çökelme olduğu için bu B RH negatiftir. Doğru mu anne ile? Değil. Biz bu çökelmeleri yapalım sonra karşılaştıralım. Mesela burada A antikoru ve RH çökelmiş. Yani A pozitif bir kan grubu var. Buraya geliyorum. Hiçbir şey çökelmemiş. Sıfır negatif. Burada ne var? sıfır pozitif. Sadece antijende şey e, antijeni bulunmuş. Üçüncü çocuğa bakıyorum. A var, B var, RH yok. Şimdi değerlendirelim. Anne B RH negatif mi? Değil. O zaman yanlış. Baba A pozitif mi? Hayır. Yanlış. Birinci çocuk sıfır negatif mi? Evet doğru. O zaman cevabımız buymuş. D. ikinci çocuk sıfır pozitif mi? A negatif. Yanlış. Üçüncü çocuğu vermiş. AB negatif demiş. AB pozitif olacak. O da yanlış olmuş. Bizim aradığımız cevap neymiş? Burada gençler C seçeneğinde saklanmış. Dikkat etmek lazım. Kafa karıştırıcı bir soru. Antikor, antijen, çökelme bu durumları karıştırırsın. Net, sakin yapman lazım. Buna verileni yaz, diğerlerini karşı tarafa yaz. Çünkü burada hızlı çözeceğim diye hemen karıştırırsın. Karıştırmaya çok müsaittir. Hemen aklın karışır burada gider soru yani. Geldik 8 numaraya. 8 numara son sorumuz. Renk X kromozom üzerinde çekinik bir hallerle kalıtılan bir hastalıktır demiş. Çok güzel. Tanıdık bir soru nerede? 2019 TYT'de gelmiş. Yukarıdaki soy ağacında soru işaretiyle gösterilen bireyin renk olma olasılığı kaçtır? Yani şu arkadaş renk olma olasılığı nedir? Nereden bakacağız? Şunun zaten babası belli. Küçük R, Y, hasta. Burada. Şimdi şunun belirlememiz lazım. Bunun için anne babasına bakıyoruz. Buraya bakalım önce. Küçük R, Y varmış. Küçük R demek ki buradan almış. Bu arkadaş büyük R, küçük R şeklinde. Burada ne var? Büyük R, Y olacak. Çünkü içi taralı olmadığından bunu böyle yazdım. Yani anne babası bu şekilde olan bir arkadaşın burada ne olabilir diyoruz. Burada dişi olduğu için büyük R, büyük R gelebilir. X seri büyük R, X seri büyük R gelebilir. Bir de küçük R gelebilir. X seri büyük R, X seri küçük R gelebilir. İki ihtimal mi var? Evet iki ihtimal var. Şimdi burada iki ihtimal var. Karşısında bu var. Çarpazlamayı yapalım. Bu arkadaşı ne olabileceğine bakalım. Birinci ihtimali alıyorum. X seri küçük re, Y baba ile X seri büyük R, X seri büyük R var. Bir diyelim hemen. X seri büyük R, X seri küçük R, X seri büyük R, Y, X seri büyük R, X seri büyük R, pardon şey küçük R ve X seri büyük R, Y. Doğru mu? Doğru. Eyvallah. Bir numaralı çarpazlamayı bu şekilde yazdık. Doğru yazdık mı? Büyük R'leri yanına küçük R'yi yanına küçük R'yi yaz. Bu birinci çarpazlama. Birinci ihtimal. Şurası birinci ihtimal olsun. Sonra ikinci çarpazlamayı yapıyorum. X seri küçük R, Y'miz zaten baba. Yan tarafını da X seri büyük R, X seri küçük R'yi alıyorum. Çarpazlıyorum. X seri büyük R, X seri küçük R. Yan tarafına X seri büyük R, Y'yi alıyorum. X seri küçük R ve küçük R. Son olarak X seri küçük R, Y. Benden ne istiyor? Renk körü olabilmeyi. Renk körlerini bulalım. Bir tane renk körü burada var. Bir tane renk körü burada var. Başka renk körü olan var mı burada? Herhangi bir şekilde renk körümüz yok. O zaman kaç tane ihtimal var sayalım? Yukarıda 4, altta 4 yani 8 tane ihtimal var. Süper. Kaç tane renk körü çıktı? 2 tane. 2 bölü 8 yani 1 bölü 4 sonucunu elde etmem lazım. Ne yaptım? Sakin şekilde Buradaki erkek çocuktan anne babasının genotiplerini buldum. Bu genotipleri çaprazladığımızda bu kız çocuğunun iki ihtimali çıkıyor. Bu iki ihtimalde de burada ayrı ayrı çaprazlama, çaprazlama yaptım. 8 tane ihtimali buldum. 8 ihtimalin içinden benden isteneni gördüm. Renkörü diyor. 2 tanesi renkörü oluyor. Geri kalanlarına renkörü yok. İhtimalleri yazdım. 1 bölü 4 çıktı. Sakin sakin çözerseniz kalıtım sorularında sıkıntı yok. Burada en büyük düşmanımız şu oluyor. Sorular çok kolay geliyor bize. Şöyle yanlış yapabilirsin burada mesela. Büyük R büyük R'den hocam burada herhangi bir ihtimal görünmüyor. O zaman bunu yazma. Zaten burada hasta olamaz. E, şununla şunu çarpazlayalım. Burada da yarı hasta. lak diye 1 bölü 2'ye düşersin bak burada. Net düştüğünde çıkan ses lak olur. <laughs> yani da diyeyim yani. Burada büyük R büyük R var diye bunu almamak gibi buradan hasta olmaz zaten hocam ya. Hastalık gelmeyecek. O zaman ne yapıyorsun? İhtimali düşürmüş oluyorsun burada bak. 1 bölü 4 olan ihtimali 1 bölü 2'ye düşürdün. Ya da şöyle diyebilirsin burada. Hocam buradan ihtimal gelmez. Bunun gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Oradan da çaprazlama yaptığında 1 bölü 2'de hastalık gelir. Okey. Ona bir şey demem. O da sağlam bir yöntem. O da olabilir. Ancak burada dediğim gibi bunu göz ardı edip bunda hastalık gelmez. Direkt buradan başlayalım dediğinde bir şeyi gözden kaçırırsın. Soru gider yani. Ona dikkat etmek lazım. Kalıtım sorularında buna dikkat etmek lazım. Zaten gelen sorular bu tarz soy ağacı sorularıdır. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Hadi bakalım güveniyorum sizlere. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Eyvallah.